Yanımızda eski milli görüşlerimizden Kamil Özdağ var. Kamil abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, nasılsınız? Bize bu yıllarca işte geleneksel hale gelen veya 20 yıl sonra, yaklaşık 20 yıl sonra yapılan Akyazı Akbağlık güreşlerine hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. İyiyiz Allah'a şükür işte. Öğrencilerimiz hem minderde hem çayırda güreşiyorlar, bizi onurlandırıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyiyiz yani. Uzun bir aradan sonra tekrar yapılan, yaklaşık 20 yıldan sonra tekrar yapılan diye siz de söylediniz zaten. Güreşimizi, bu seneki turnuvamızı nasıl bulduk? Seyircilerimiz nasıl karşıladı? Pehlivanlarımız nasıl karşıladı? Eksiklerimiz var mı? Şu anda ben şahsen umduğumdan daha fazlasını gördüm. Yani bu kadar beklemiyordum katılımın, seyircinin bu kadar şey olduğunu. Yani ilgi gayet güzel ki bunu tam alelacele olduğu için tam istediğimiz her şeyi oturtturamadık ama ileriki yıllarda bu çok daha güzel bir hale gelecektir. Ona inanıyorum yani. Peki siz de eski milli güreşlerimizden, hatta şampiyonlarımızdansınız. Ondan biraz bahseder misiniz? Güreş geçmişinizden neler yaptın? 1953 Akyazı doğumluyum. İşte güreşe ben 19 yaşında başladım. Başladım ve askerlik görevimi yapmak üzere, vatana görevimi yapmak üzere askere gittim. Askerde işte dönemin milli takım antrenörü beni bir Türkiye şampiyonasında katılmıştım. Orada keşfetti. Sağ olsun, o da rahmetli oldu. Muharrem Atik, eski milli takım antrenörü. Bana çok emeği var. Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. Beni o keşfetti ve bana çok emek verdi. Ondan sonra işte yaklaşık 8 yıl milli takımın 52 kilosuydum. Tabii bu zaman zarfında Türkiye şampiyonları, uluslararası turnuvalar ve Avrupa Dünya Şampiyonalarına milli takıma girdim. İşte en son 2008-2009 yıllarında da bizim yaş gruplarının yapılmış olan Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda iki defa birinci oldum, bir defa üçüncü oldum. Yani dünya şampiyonu oldunuz. Dünya şampiyonu oldum. Şimdi de geçen Temmuz ayında Slovakya'da yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Dünya Şampiyonası'nda da Semih Yazıcı öğrencimiz dünya ikincisi oldu. Ve Akyazı'dan bizim öğrencimiz o da. Tabii bunlar gurur verici şeyler. Onun yanında şimdi küçük miniklerimiz de var. Türkiye şampiyonu olmuş ve milli takıma girmiş. Yani Akyazı bir marka olacak inşallah. Şimdi tecrübelerinizi yeni genç nesillere aktarıyorsunuz, öğrenci yetiştiriyorsunuz, doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Bütün bilgilerimizi onlara aktarıyoruz. Onların başarılı olmaları için, yani bir ben Kamil Özdağ oldum da başkası olmasın değil, beni geçmelerini söylüyorum ben her zaman. Ben bir olduysam siz iki olacaksınız, üç olacaksınız. Sizin gibi belki de dünya şampiyonları yetişecek. Bu dünya şampiyonları için memleketlerinde, hemen yakınlarında bir turnuva olması çok da avantajlı, çok tetikleyici bir unsur olsa gerek. Tabii, elbette. Yani bu tür şeyler çok faydalı oluyor. Bunları daha genişletmek lazım. Peki, size çok teşekkür ediyoruz. De başarılarınızın devamı, yeni öğrencilerin iletişiminin devamını diliyoruz inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin.